Şimdi bu tarikat ve cemaatler iktidar için önemli. Hatta iktidar zaten oradan geliyor. Tamam, burayı biliyoruz. Ama bunların bence başka bir noktası daha var. Şimdi diyoruz ya, STK'lara, vakıf halini aldılar, okullara girdiler, dizilere girdiler. Ama başka bir yere daha giriyorlar. Toplumun kılcal damarlar. Yani tarikat ve cemaatlerin yardım faaliyeti, işte değerler gibi bir takım isimler altında toplumun kılcal damarlarına da girdiğini biliyoruz. Bu aynı zamanda siyasetin bir parçası haline gelmelerinin bir başka dışa vurumu. Çünkü o toplumun kılcal damarlarına girer. Tarikat ve cemaatler tertemiz inançlara sahip yurttaşlara diyorlar ki, hani gelin bizimle inancınızı yaşayın diyorlar. Ve en nihayetinde seçim günü gelip çattığında da dönüp o yurttaşa diyorlar ki, Allah rızası için bu ülkede inancını koruyabilmek adına gel şunlara oy ver. Burada karşılıklı bir alışveriş Tamam. var. Sadece devlette kadrolaşma, bürokraside yer alma gibi bir şey değil. Aynı zamanda başka bir alışveriş var. Bilmiyorum, katılır mısınız? Katılırım tabii. Biraz önce söylediklerimi destekleyen bir tespit yaptın. Buradan devam edelim istersen. Aynen öyle. Bu bir karşılıklı birbirinden beslenen simbiyotik ilişki. Ama yine de Altancığım, bu asimetrik bir ilişki. Yani eşitsiz bir ilişki. Şöyle ki daha yukarıda olan ve daha belirleyici olan bir iktidar figürü var ortada. İstersen bunu bak bugünlerde çok gündeme geliyor. İşte bütün bu görüntü karşısında seküler kesimden, muhalif kesimden dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz sürekli canhıraş bir şekilde çığlık çığlığa bu iktidara ve onun öznesine yani Tayyip Erdoğan'a ya diyorlar şu 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? Bugün sabah senin katıldığın bir programda da oldu. İzledim o programı. Şimdi bu soru üzerinden istersen senin tespitlerini biraz da değerlendirmeye açalım. Şimdi 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız da işte yeniden bunların önünü açıyorsunuz ya da işte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin değil mi ismi? Yanlış sen beni düzelt. Evet, doğru hocam. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin diyor. Diyor ki işte yani bunlar STK'dır, eski Türkiye bitti, bunlar bizim göz bebeğimiz. Bütün bunları söyleyince bu insanlara 15 Temmuz'dan ders almadınız mı deniyor. Şimdi gülüyorlardır, benim kanaatim odur, gülüyorlardır. Sebebi de şudur, biraz daha dikkatli bakmak ve benzerliklerden ziyade farklılıklar üzerinde durmak gerekir. Evet, Gülen cemaati de bir cemaatti, dini bir cemaatti ve şimdikilerle benzerlikleri vardı. Ama bir farkı vardı ve işte o farktır esas olarak bugünkü tabloyla o günkü tablo arasındaki fark. Gülen cemaati ile AKP arasındaki ilişki simetrik bir ilişkiydi. Eşit bir ilişkiydi. Eşit konumdaydı. Her iki tarafta bir ittifak içindeydiler ve bu ittifakın taraflarından biri olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun lideri Erbakan Hareketi'nin, Milli Görüş Hareketi'nin içerisinden bir mutasyonla çıkmış ama tarihine baktığımız zaman işte o Milli Görüş Hareketi içerisinden çıkan ve bu Milli Görüş Hareketi'nin içerisinde de ağırlıklı olarak eğer bir tarikat cemaat şeyi arayacaksak ne diyelim vurgusu arayacaksak o vurgunun Nakşibendilik olduğu bir hareketti. Fakat Gülen hareketi, Fethullah Gülen'in başında bulunduğu hareket, Türkiye'de nurculuktan çıkış bulan ama sonrasında nurculuğun da ötesine geçip bir post nurculuk diyebileceğimiz şekilde Gülen'in 1960'ların sonu 70'lerin başından itibaren başlayan ve işte bu Milli Görüş hareketinden, Erbakan hareketinden farklı bir güzergahta, hatta ona paralel bir güzergahta yol aldığı bir hareketti. Erbakan'la Gülen'in arası da hiçbir zaman iyi olmamıştır. Sonrasında 80'lerde ulusal bir güç haline geldi bu
cemaat Özal döneminde. 28 Şubat'tan sonra da Gülen'in Amerika'ya uçuşuyla birlikte küresel bir güç haline geldi. 2000'lerin başında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ortaya çıktığında bu Gülen cemaatiyle eşit konumda, simetrik konumda ve ittifak içinde hareket eden bir işte dindar muhafazakar iktidar olarak karşımızdaydı. Bunlar zaman içerisinde Türkiye'de mevcut rejimi ve o rejimin öznesi olarak karşımızda duran unsurları, işte askeri bürokrasiyi, işte yargı bürokrasisini, emniyet bürokrasisini tasfiye ederek kendilerince, işte kendilerine bağlı bir yapıyı oluşturdular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sonrasında ne oldu? O eski Türkiye dedikleri yapı içerisindeki öznelerin tasfiye olmasıyla birlikte kendileri bir iç iktidar mücadelesine girdiler. Bunlar birbirleriyle eşit konumda yükselişte oldukları için parti ve cemaat sonuçta bu iktidar mücadelesi işte 17-25 Aralık'la başlayıp 15 Temmuz'da korkunç darbe girişimiyle iyice ayyuka çıktı ve sonrasında da işte kaybeden yani mağlup olan tasfiye edildi. Hoca Efendi FETÖ'leştirildi falan filan. Şimdi buradaki ilişkiyle, buradaki simetrik ilişkiyle şimdiki tarikat cemaat oluşumlarının bugün işte 15 Temmuz sonrası kendi başkanlık rejimini kurmuş, o darbeyi kendisine Allah'ın lütfu kılmış bir oluşumu ve bugün geldiği noktada işte bugün tabii Bahçeli ile birlikte milliyetçi, Türkçü milliyetçiliği de bünyesine almış şekilde yoluna devam ediyor ama bugün bu iktidarın AKP adı altında aslında Erdoğan rejiminin bu tarikat ve cemaatlerle kurduğu ilişki daha öncesinde Gülen cemaatiyle olduğu gibi simetrik bir ilişki değil, asimetrik bir ilişki. Ve yeri geldiğinde biliyorsun bu cemaatlere yönelik istediği yaptırımları, istediği cezai uygulamaları da yapabilecek güçte bir isim var ortada. Bu isim kendisini Türkiye'de işte 2009 Davos çıkışından sonra bir karizma haline getirmiş, kültleştirmiş ve başta söylediğim gibi tarikatların tarikatı, cemaatlerin cemaatinin lideri bir şeyhül meşayih haline gelmiş konumda. Ha biliyorsun işte kendisine ters giden oluşumlara mesela Adnan Hocacıları düşünelim, Adnan Oktar çevresini düşünelim. Nasıl bir anda onların üzerine çöküldüğünü biliyorsun. Dolayısıyla bu oluşumlara da aynı şekilde çökme noktasında olduğunu söyleyebileceğimiz bir asimetrik ilişki bu. Ha dediğim gibi burada ihtiyaç var bunlara iktidar açısından. Yeri geldiğinde muhalif toplum kesimlerini ürkütmek için, terörize etmek için, onları dehşete düşürmek için ve bu imkanları onlara tanıyor. Ama yeri geldiğinde gerekirse bu oluşumlar eğer kendisine bir tehdit oluşturacak olurlarsa bu oluşumları bastırabilecek zaten kendi pozisyonu, kendi gücü olduğunu söylememiz mümkün. Yani bu açıdan Gülen cemaatiyle bunlar bir değil. Bunu görmemiz lazım. Bunlar Tayyip Erdoğan'ın otoritesine, kutsallık atfedilen kişiliğine bağlı oluşumlar. Menzilde öyle. Zaten ortada esas olarak Nakşibendiliğin üç kolunun aktif halde olduğunu biliyoruz. Ayrıca daha önemli bir nokta Altan, bunların kendi aralarında bir rekabet var. Şimdi bu rekabet ve çatışma Menzil olsun, İsmail Ağa olsun, İskender Paşa cemaati olsun, Nakşiliğin bu kollarının kendi aralarındaki rekabet, devlette kendilerine yer açma noktasındaki işte bir takım pozisyonları kullanma yolundaki rekabet de daha yukarıdaki Tayyibi tarikatın şeyhi açısından
kendi sürekliliği, kendi istikrarı açısından önemli. Dolayısıyla onlar arasındaki çatışmaları da, onlar arasındaki rekabetleri de büyük bir keyifle izlediklerinden ben eminim. Yani bu oluşumlar bugün sonuçta seküler toplum kesimlerine karşı bindirilmiş kıtalar olarak ve işte bu iktidar kendisini zorda, tehlikede hissettiği zaman sahaya sürülebilecek unsurlar olarak elde tutuluyorlar. Bunun karşılığında da elbette bir takım ulufeler, imkanlar, nemalanma olanakları bunlara sağlanıyor. Sözlerini dinletiyorlar. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin iptali konusunda, işte iktidarın çekilmesinde olduğu gibi. Tabii bunların dışında unutmamamız gereken Hüdapar ve işte Yeniden Refah gibi oluşumlar var partiler olarak. Yani bütünüyle Türkiye'de seküler muhalefet karşısında işte Kürt siyasi muhalefeti, sosyal demokrat, seküler Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti, biraz da işte milliyetçi laik muhalefet ki onun hali şimdi çok içler acısı. İyi Parti'yi kastediyorum. Sen onu çok daha iyi biliyorsun ve benden aman hocam sakın o konulara girme. Şu tatlı tatlı mı ne kadar bilmiyorum ama bu sohbet, ama en azından işte heyecanla sürdürdüğümüz bir sohbet. Canımız sıkılmasın, o konuya girme diyeceksin. Ama sonuçta işte bu muhalefete karşı bu oluşumları kullanıyor. Bunlarla arasında asimetrik bir ilişki var. Bu oluşumlar kendilerinin de çok ileriye gittiklerinde Gülen cemaatinin akıbetine uğrayabileceklerinin farkındalar. Bazı başka cemaatlere, bu iktidara çok yakın olmayan İslami oluşumların başına neler geldiğini de işte zikrettik. Dolayısıyla bunu unutmamak gerekiyor. Bu çerçevede bir simbiyotik ilişki olduğuna, karşılıklılık olduğuna katılıyorum. Ama yine de burada bir asimetri var. Burada bir yani mevcut siyasi iktidardan ve onun öznesi olan şahsiyetten ve tabii onun çevresinde kümelenmiş klik ya da çemberin altında kalan bu oluşumların olduğunu söylemek mümkün. Hocam son soru olarak şunu soracağım. Tüm bunları birleştirdiğimizde iktidar nasıl bir Türkiye toplumu hedefliyor ki tüm bunları aynı anda kullanıyor? İktidar kendisini ebediyen daim kılabilecek bir Türkiye toplumu öne sürüyor kendince. Böyle bir iddiası var. Bunu ne kadar gerçekleştirebileceklerine samimi olarak inanıyorlar. Dolayısıyla kuşkuluyum. Çünkü 20 yıllık iktidarları, özellikle son 10 yıllık Tayyip Erdoğan rejimi 2013'ten bu yana karşımızda olduğu söylenebilecek ve partiyi, bir partinin içerisindeki diğer figürleri kendinde eritmiş, erimeyecek olanları tasfiye etmiş Erdoğan rejimi sonuçta Türkiye toplumunun ortadan yarılmışlığıyla varlığını sürdürebildiğinin farkında. Bu yarılmışlığı ortadan yarılmışlığı devam ettirme yolunda uçlarda kutuplaşma temelinde uçlarda bir denge kuruyor kendi iktidarı açısından. Sürekliliğini bu uçlardaki dengede buluyor. Kendisine uygun figürlerin ya da işte muhalif cephede kendisini gösteren bazı figürlerin kendisi açısından kutuplaşmaya hizmet eden, kendisine yönelik elbette bir muhalif görüntü altında, muhalif pratik altında ama en çok kendisinin işine yarayacak şekilde karşı yönden de kutuplaşmayı desteklediklerini, sürdürdüklerini biliyor ve o yüzden bu çerçevede kurduğu iktidarı kaybettiği noktada suçlu addedileceğini, suçlu sayılacağını
ve yargı süreçlerinin önünün açılacağını da biliyor. Böyle bir korkuya da sahip. Kendi iktidarını daha da pekiştirme, konsolide etme yolunda son seçimde ona büyük imkanlar verdi. Türkiye toplumundaki artık ne yazık ki kronikleşmiş sorunlar, Kürt sorunu, bu açıdan ekmeğine yağ süren bir başka ne diyelim dinamik olarak söz konusu. Bütün bunlar üzerinden ürettiği Türkçü, İslamcı retorikle Türkiye toplumunun muhalif kesimlerini şeytanlaştırarak, cadılaştırarak kendi arkasında tutmaya çalıştığı insan kitlelerini mobilize ediyor. Bu sözünü ettiğimiz tarikat oluşumları da işte bu açıdan onun için hiç ihmal edilemeyecek kaynaklar olarak yer alıyor. Dengeyi altan merkezde kurmak, yani ortada kurmak, ayrışma yerine sarmaşmada arama çabaları ise her iki taraftan da çok sert şekilde reddediliyor. En son örneği işte geçen hafta gündeme gelen, aslında konu başlığımız içerisinde olduğu için pek süremiz kalmadı, haklısın, ama istersen ona da birkaç cümleyle değinelim. Bir televizyon kanalında ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisi. Bu dizi aslında Kızılcık Şerbeti ile başlayan, sonra bir başka dizi, Ömer dizisi var, onunla da devam eden, Türkiye'de laik, modern laik kesimlerle dindar muhafazakar kesimler birbirleriyle çatışmasınlar, savaşmasınlar, hasımlaşmasınlar, hısımlaşsınlar anlayışıyla ortaya çıkan ve her iki grubun, toplumun ikiye yarılmış kesimlerinin birbirleriyle diyalog, kaynaşma ve diyalog ve kaynaşma içerisinde yol alabileceği ne diyelim ütopyasını, rüyasını, hülyasını ekrana taşıyan diziler. Aslında bu hayalin biraz dikkatli, biraz daha hani sosyolojik, antropolojik titizlik ve sakinlikle baktığımızda toplumda da hayatın içinde de karşılığı yok değil. Özellikle genç kuşaklarda bu iktidarın yıllardır sürdürdüğü dindar laik kutuplaşmasına karşın dindar laik gençlerin, Y ve Z kuşağı gençlerin aslında birbirleriyle daha olumlu yönde etkileşim içerisinde olduğunu görmek mümkün. Türkiye toplumunda aslında her iki kesimin bir arada olduğu, bir ortak paydada buluştuğu, ortak alanlarda birlikte görüntü sergiledikleri pek çok örnekte karşımıza çıkıyor. Bir taraftan da dindar muhafazakarlıkta da dünyevileşme, yani sekülerleşme eğilimlerinin hayatın içerisinde elden geldiğince hayatın zevklerinden istifade etme arzusunun yaygınlaştığını da görüyoruz. Yani her ne kadar çocukları, öğrencileri mezarlıklara götürüp orada mezar temizletip ölümle haşır neşir olmaya sevk ediyorlarsa, bu bir zorlama. Aynı çocukların mesela, biraz belki senin de moralini düzeltmiş olayım, aynı çocukların eve gittiklerinde kendilerine yaratabildikleri fırsatta sosyal medyada neler izlediklerini de sormak lazım. Yani bugün TikTok'u açtığında o çocukların benzerlerinin, akranlarının işte TikTok'ta bir takım hikayeleri, bir takım filmleri, hem de o dindar muhafazakar görünümleriyle bize sunduklarını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir kesiti de unutmamak gerekiyor. Yani bu iktidarın yapıp ettikleri, bu insanların yapıp ettikleri, işte hocaların değerler dersi adı altında her neyse, çocuklara işte ölümü, dini anlatmaya çalıştıkları böylesi bir disiplinli, baskıcı bir zorlama içerisinde çocukları bunalttıkları ortada. Buralardan elbette psikokültürel,
sorunlar çıkacaktır, sıkıntılar çıkacaktır. Senin de vurguladığın gibi depresyonun çocuk yaşlara inecek noktalara geldiğini de görebileceğiz. Ama öte yandan da işte dünyayla etkileşimin engellenemeyeceği de bir gerçeklik var ortada. Dünya hali var ortada. Dolayısıyla hani bu çerçevede her iki kesim arasında, laik ve dindar kesimler arasında böyle etkileşim, kesişim, bileşke alanlar da mevcut. Ve bu dizilerde buralardan besleniyorlar. İşte bu dizilerde dindar muhafazakar bir yaşam tarzı sürdüren kesimlerle işte modern, laik yani batılı yaşam sürdüren kesimlerin diyaloğu, evlilikleri, bütün bunların karşımızda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hayatta da bunun karşılığı yok değil. Şimdi en son gündeme gelen dizi Kızıl Goncalar biraz daha uç noktalara taşımış bu temayı anlayabildiğim kadarıyla. Bir tarafta bir tarikat oluşumu var ve o tarikat oluşumu içerisinde yer alan bir adam ve karısı var, kızı var. Bir tarafta da işte Atatürkçü, Kemalist bir psikiyatr, doktor var. Bu iki kesimden kadın ve erkeğin ne diyor kaderlerinin tanıtımda, kaderlerinin kesiştiği bir noktada önü açılıyor dizinin. Tarikat eğitiminden kurtarma yolunda bir genç kızı ve eğitim alması yolunda İmam Hatip'i öneriyorlar. Ve bu açıdan da mesela diziyi izleyen bazı laik kesimlerin hışmına uğruyor dizi. Yani diyor ki hani ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor. Metaforu bu şekilde kullanayım. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor. Aslında hani bu Türkiye'de çok tartışılan tarikatlarda bazı haber olarak karşımıza gelen istismarları, tacizleri, tecavüzleri dikkate alarak diyor ki buralardan uzak durun ama devletin kontrolünde olan ya da işte Diyanet'le bağlantılı olan imam hatipler bu açıdan daha tercih edilebilirdir. Bu açıdan Kemalist laik kesimlerin hışmına uğruyor dizi ama öbür taraftan mesela bugün İsmail Ağa Derneği tırnak içinde yani İsmail Ağa Nakşibendi cemaati burada işte tarikatların kötülendiği işte Kur'an kursunda işte bir Kur'an hocası bir kadın hocanın çocuğu tokatlamasıyla bağlantılı olarak burada işte yanlış izlenimler verildiği ve din düşmanlığı yapıldığı gerekçesiyle o tarafın da hışmına uğradı dizi. Aslında yapmak istediği her iki kesimin uç, keskin, uzlaşmaz denilebilecek unsurlarına dikkat çekip her iki kesimde daha mülayim, daha diyaloğa açık, uzlaşmaya açık kesimlerin buluşmasını sağlamayı hedefleyen ve bir anlamda kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya bu Türkiye'nin çok uzun belki 100 yıllık sorunu olan bu kutuplaşmaya kucaklaşma önerisiyle dileğiyle yaklaşan bir içeriği var. Bunu yaparken de öyle radikal din düşmanı da değil işte laikliği hiçe sayıyor da değil aslında bütün popüler kültür ürünleri gibi, benzeri diziler gibi son derece dikkatli, fincancı katırlarını, otoriteleri ürkütmemeye çalışan konformist yani uymacı ve statükocu bir çizgide yol alıyor. Ama işte dediğim gibi Türkiye bugün kutuplarda dengesini bulan bir ülke, iktidarın da varlığı, kalıcılığı bu dengeden çıkıyor. Kutuplarda kurulmuş bu dengeden çıkıyor. Bundan dolayı da kutuplaşmayı değil de kucaklaşmayı telkin eden, önermeye çalışan bu dizi içeriği de şu anda ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilmiş durumda.